Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar yaklaşık 2 hafta oldu herhalde. 2 haftadır video atamıyorum. En son hatırlıyorsanız bir açıklama videosu atmıştım. Evlatlar anlıyor diye. Evlatlarla ilgili bayağı sıkıntılar yaşamıştık. Ve bu durumdan ötürü cidden çok canım sıkkındı. Çok moralim bozuktu. Instagram'dan açıklama yapıyordum. Evlatların resimlerini paylaşıyordum. Pek konuşmaya meyalim olmuyordu. Ondan sonra vesaire vesaire. Yaklaşık 2 haftalık süre sonunda ben de sizin güzel haberlerle karşınıza çıktım. Arkadaşlar, İşin aslında, işin özeti şöyle: kendimize yeni bir hayat kuruyoruz. Yeni bir ev, yeni bir çevre, yeni bir dostlar, yeni insanlar vesaire. Kendimize yeni bir hayat kuruyoruz. Bugün yeni evimdeyim. Şöyle etrafı göstereyim mi size Samet? Yaklaşık arkadaşlar 2 haftalık süreçte kendime ev bakmakla uğraştım. Oradan çıkmam gerekiyordu. Çünkü etraftan sıkıntılar olduğu için evlatlarla ilgili, evlatlarla daha rahat yaşayabilmem için daha iyi bir yere geçmem lazımdı. Daha büyük bir yere geçmem lazımdı. Ve bugün seçimimi öyle yaptım ki arkadaşlar, önceki gibi değildi. Dağın başında bir yer tuttum. Hiç kimse yok. Sadece bir ev var. Umarım burada her şey istediğimizce, gönlümüzce olur. Sizden ricam, beni kırmayın. Bu iyi haberlere özel. Aşağıdan ufandan bir beğeni, bir de yorum atıp üstüne abonelsiniz. Çok sevindim arkadaşlar. Gelin yavaştan gezmeye başlayalım mı Samet Bahçeyi? Şimdi arkadaşlar, burası normalde iki tane ev var. Altta bir garaj var, altta bir ev var. Onun üstünde de bir tane daha ev var. Ayrıca buranın 3,5 dönüm bahçesi var. Abi gelin ufaktan en umumi yerden başlayalım. Burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz bahçe tuvaleti var. Burada hem yıkanabiliyorsun. O tuvalette arkadaşlar öyle gördüğünüz şekilde eski köy evlerindeki gibi, köy evleri olanlar bilir. Sonra burası ön bahçe. Gelin arkadaşlar yan tarafa doğru geçelim. Yani evin girişi böyle. Burada büyük bir kapı var. Etrafı komple çevrili. Şöyle her yer ağaç vesaire vesaire. Şu garaj tarafını da şöyle bir çek Samet. Aşağısı da bu şekilde arkadaşlar. Tabii evin içini hemen gösteremeyeceğim. Evin içini ne zaman göstereceğim? Daha eşyaları taşımadık. Eşyaları bir taşıyalım. Ondan sonra alt tarafı kendime özel yapmak istiyorum. Oraları bir yapayım. Ondan sonra size güzel bir video yapacağım. Bu videoya 40 bin beğeni geldiği zaman orayı seri seri paylaşırım arkadaşlar. Burada da böyle bir çardak var. Çardağımız da böyle kocaman. Şöyle gördüğünüz gibi. Gene eski evdeki gibi güzel bir çardak. Burada da mangalını yaparsın. Oturursun vesaire vesaire evlatlarla derken öyle bir yer. Güzel. Sonra şu yanda arkadaşlar kümesler var. Önceden ördek bakılıyormuş orada. Ve onun yanında da bir tane süs havuzu var. Gelin şöyle geçelim. Bakın. Burada böyle bir tane süs havuzu var hayvanları yüzsün diye. Orada da kümes var. Bu süs havuzunda ben köpekleri yüzdüreceğim büyük ihtimalle. Güzel çünkü tam köpekler için. Burada da bizim tanker Necla'yı hatırlayanlar bilir. Tanker Necla'nın oğlu mu, çocuğu mu, kocası mı bilemedim. Genç duruyor mu Samet? Daha yaşlı duruyor. Yaşlı mı? Orta yaşlı. O zaman bu tanker Necla'nın kocası arkadaşlar. Sonra şu kümese bakayım. Buraya da işte yavruları koymayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle koyarsam yavruları koyarım. Çünkü sağlam. Güzel bir yer. Yavrular için iyi olur. Kıramazlar da büyük ihtimalle. Tabii büyük köpek kırar arkadaşlar. Bizim köpekler affetmez. Ön taraf bu şekilde. Gelin yan tarafa ve arka tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Vallahi bu ev bizim için iyi oldu. Etrafta kimse yok. Bu sefer umarım sıkıntı yaşamayız. Hem evlatlar da rahat eder hem de biz de rahat ederiz arkadaşlar. Vallahi Allah sizi inandırsın. 2 haftadır burayla uğraşıyorum. Gecemizi gündümüz bir oldu yani. Ne uyku düzeni kaldı ne başka bir şey. Ve bu videoyu çekmek için de emin olun. Hani alarm kurdum, çok uykusuzum. 3 saatlik uykuyla duruyorum. Şu videoyu çekeyim diye. Öyle uğraşıyoruz yani, ne yapalım arkadaşlar sizler için. Bayağıdır video atamadım, boşlukta kaldım, o yüzden idare edin. Gel abi gel. Burada da arkadaşlar böyle bir odunluk var. Odunluk nasıl açılıyor? Şöyle açılıyor. Böyle gördüğünüz odunluk. Öyle odunu modunu koymak için işte klasik kömür falan. Şöyle kapayım burayı da. Sonra bu taraftan arka bahçeye geçiyoruz arkadaşlar. Etraf bu şekilde. Şu yanda da bir tane daha var. Orayı da alacağız büyük ihtimalle. Öyle duruyor. Başka ev yok zaten. Sonra bakın burada bir kümes var. Tavuklar için. Tabii ben burayı restore edeceğim arkadaşlar. Restore nasıl edeceğiz? Etrafı toplayacağız. Tenini menini düzelteceğiz. Ondan sonra köpek koyacağız yani. Tabii koyarsak bilmiyorum. Orası belli değil. Sonra burada şurada bir tane havuz var. Gelin havuzu size göstereyim. Havuzun üstü kapalı ama normalde burası yüzmek için olur mu olur ama normalde ne işimdi burası, su deposu olarak kullanılıyormuş. Ama su deposundan ziyade bayağı yüzülecek bir havuz. Bu havuzun çatısını da sökmeyi düşünüyoruz. Çünkü çatıyla arkadaşlar sıkıntı, biraz da kötü duruyor.
Yine havuzun içinde çıkardı. Yaprak girmesin diye yapmışlar. Yani. Yaprak girmesin, pislenmesin diye yapmışlar da bayağı girmiş arkadaşlar. Senelerdir kullanılmıyor o yüzden. Burayı güzel bir temizleyeceğiz. Çatısını kaldıracağız, adam gibi bakım yapacağız. Ondan sonra bu havuzu izleyin arkadaşlar. Efsane videolar. Efsane videolar gelecek. Seri seri yapmayı düşünüyorum yani. Sonra gelin, burada da bir tane şöyle kümes var. Burası komple tavuklar için. Gel abi. Aman dikkat et, örümcek ağır yer. Burası da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yanında da bir tane daha var aynısından. Orası da aynı şekilde kümes. Orası da güzel. Yani bir nevi arkadaşlar, köpekler bayağı rahat edecek burada, öyle duruyor. Sonra gelin size kimi göstereyim. Burada da Marla Hanım var. Marla'yı da göster. Marla Hanım bizle geziyor. Değil mi kızım? Oy babacığım, güzel o babacığım. Baban kurban olsun sana he. Gel. Gel için benim aşkım. Oy oy oy. Marla'nın arkadaşlar yuva olmadığı için geçici olarak buraya bağladım. Akşam yanımıza alıyorum da gündüzleri burada bağlı. Abi şöyle bir bahçeyi göstersene komple. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman bir bahçe. Şimdi ben size nasıl yapacağımı, planlarımızı gelin anlatayım. Yine havada güneş olduğu için büyük ihtimalle ekran parlıyordur. İdare edin arkadaşlar. Şimdi normalde bu sağ tarafı, hani bahçenin sağ tarafını, eve yakın olan tarafını köpekler için kullanmayacağım. Genelde sol tarafı kullanacağım. Zaten sol tarafta ağaçlar var, çamlar var. Oraya gölge düşüyor. Oraya yine yuvalarımızı koyacağız. Kafeslerimizi yapacağız. Evlatlar rahat rahat yaşayacaklar. Ondan sonra şuraya da bir tane eskiden köpek için yuva yapmışlardı. Orası harabe olmuş biraz. Gelin orayı da size göstereyim. Belki otelleri düzeltiriz diye falan. Oraya da bir tane köpek koyabilirim. Orayı bayağı büyük yapmışlar çünkü. Burada da gene ağaçlar var tabii, diğer evdeki gibi olmasa da. Sonra bakın. Bu eskiden yaptıkları köpek yuvası da böyle. Böyle arkadaşlar şey olduğuna bakmayın. Buraları düzenleyeceğiz. Yine direği dikersin. Şöyle kesersin burayı. İkiye bölersin. İki tane köpek rahat rahat sığar buraya. Buralarda böyle. Gelin şu yan tarafa bakalım. Şu ön taraf da bizim bu arada. Burası da bizim arkadaşlar. Bu bahçe de bizim. Burayı da köpekler için eğitim alanı gibi bir yer yapacağım. Etrafını komple kapayacağız tekrardan. Otları motları temizlenecek. Burada köpekler için bir oyun alanı, eğitim alanı gibi bir yer yapmayı düşünüyorum. Sırasıyla köpeklerin hepsi buraya gelecek işte. Kafesler, yuvalar vesaire. Orada kümesler var gördüğünüz gibi. Yavruların durabileceği yerler var. Onların hepsini sırasıyla buraya alacağım. Tabii bundan sonra normal kafes yapmayı düşünüyorum şeyden. Panel falan ilerleyen süreçte biraz daha durumları topladığımız zaman. O zaman hem daha temiz duracak hem de daha güzel duracak yani. O ne? Bu açılıyor, çalışıyor muydu? Bakayım. Yok. İçeriden şey, motordan açacağız. Motordan açmak lazım değil mi? Aynen. Yürüyor. Aynen. Orası da böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vallahi bakalım, daha evlatları getirmedim. Sadece şu an Marla yanımda. Biraz daha yuvaları falan halledeyim. Köpeklerin yerlerini düzenleyeyim. Evi bir taşıyalım. Ondan sonra köpeklerin evlatlarının hepsini getireceğim. Bakalım, inşallah güzel bir yer olacak. Burayı ben de seri seri yapmak istiyorum. Size değişim videosunu göstereceğim. İlk önce tabii bir sonraki yapacağım seride arkadaşlar. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle şu bahçenin otlarını komple temizleyeceğim. Çeri çöpü toplayacağım. Bunları bir yakarım. Burada bayağı çünkü birikmiş şeyler var. Ondan sonra mıcır almayı düşünüyorum. Mıcırın yanı sıra köpeklerin altını parke taşı veya beton yapacağım. Onun için malzeme alacağım. Öyle sıra sıra yapacağız yani. Bakalım hayırlısı. Değil mi kızım? Aferin benim kızıma. Yalnız arkadaşlar Marla'nın buraya alıştı. Marla burayı çok sevdi yani. Hem de arada salıyorum onu bahçede. Kaçacak bir yerde yok. Kafasına göre geziyor. Tabii şimdi tam kurulu düzen olmadığı için köpeği salmayayım dedim. Ne olur ne olmaz. Zaten etrafta kimse yok da. Malum biri gelir, Marla Hanım'ı biliyorsunuz, affetmez arkadaşlar. Peki Tayfun, izleyiciler ister mi acaba? Başka hayvan almayı düşünüyor musun? Vallahi bilmiyorum ki kanki, köpek harici bir şey alsak mı almasak mı ben de kararsızım. Keçi falan mı alsın? Abi keçi, zaten biliyorsun keçileri çok seviyorum. Evet. Ama güzel olabilir aslında. O arkadaki kümes var ya, etrafı kapalı ağır gibi olan. Oraya keçileri koyabilirdim. Arkadaşlar sizce hangi hayvan alayım onu da yorumlarda yazın. Belki keçi alırım, belki tavuk alırım. Bir bakmışım indi almışım. Benim sağım solum belli olmaz. Bize de hem uğraş olur hem de günlük yumurta çıkar belki. Yazın bakalım yorumlarda, seçeyim abi arasına. Keçi mi? Ya bu keçilerin yavruları çok tatlı oluyor ya. Ben de keçi istiyorum da. Ama bu sefer de köpekler sıkıntı, biliyor musun? Köpekler sıkıntı. Maazallah köpek saldırır, maldırır keçiye. Bahçe bayağı büyük bak. Otları kestikten sonra bahçede bayağı yer eksik. Abi şimdi bahçede getirik eksik. Bahçe kuru. Biraz bakımsız kalmış, tamam mı? El attıktan sonra inşallah düzene girecek. Yani sadece yapılması gereken, dediğin gibi, otları kes. Güzel bir sulama yap.
Bahçe bir kendine gelsin. Ondan sonra o kafesleri, yuvaları koyduğun zaman zaten evin işi bittiği zaman abi hepsi olur. Onluk sıkıntı yok yani gördüğün gibi. Arkadaşlar evde bundan ibaret. Şimdi evin işini göstermek isterdim ama şu an evin işi bomboş zaten. Yukarısı 2 artı 1, aşağısı da 1 artı 1. Aşağıyı ben genelde hani bilgisayarları falan koymak için kullanacağım. Hani yatıp kalkmak için. Üst kata da aynı şekilde ailem kalacak. Hani bir olacağız yani aynı şekilde. Ondan sonra acaba o şey olduğu zaman, eşyalar geldiği zaman alt katı falan kendime özel tasarlamayı düşünüyorum. Boyamayı düşünüyorum orayı. Ondan sonra onu bir size seri yaparım. Orayı güzel bir şekilde tasarlarım. Hem sizin de fikrinizi alırım. Ona göre ayarlarız arkadaşlar. Yani diyorsun ki yeni bir hayata hep beraber kurulacağız. Aynen öyle kanki. Yani yapacak bir şey yok. Evlatlarımızın huzuru için bakın yerimizi barkımızı değiştirdik arkadaşlar. Evimizi taşıdık. Bir ton masrafa girdik, borca girdik, harca girdik. Kolay değil bir ev taşımak. Hele ki o kadar köpek getiriyorsan üstüne yani bunun nakliyesi, çarp çurt derken, masrafı derken yaklaşık bize bu 30 bin lirayı buldu. Yapacak bir şey yok. Evlatların rahatı huzuru için kaç tane insan gösterebilirsiniz bana evini taşıyacak hayvanlar için. Ama biz taşıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hem de şeyden hani yaşadığımız memleket kral gibi bir yer. Oradan kalkıp kötü bir yere geliyoruz. Sırf onların huzuru için. Yapacak bir şey yok. Bakalım inşallah düzene gireceğiz arkadaşlar. Benim her zaman istediğim biliyorsunuz. Evlatlarımın huzuru, onların rahatı. Ve buranın da onlara çok uygun olduğunu düşünüyorum. Eski yerde bayağı problem yaşıyorduk. Evlatları sevmiyorlar. Kimse hayvana değer vermiyor. Anladınız mı yani? O yüzden de burada kimse de yok. Abi insanoğlu sevmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kime sevdirmeye çalışsan da sevmiyorlar. Yani insanların bir önyargısı var. Bunları artık laf anlatmaktan da ben yoruldum. Neden? Cahile ne anlatsan anlat. Cahil cahildir abi. Kendini yorduğunla kalıyorsun. Anlatıyorsun affedersiniz. Hödük gibi bakıyor anlamıyorlar. O yüzden olabildiğince insanlardan uzak kalmamız lazım. Sırf bu hayvanların mutlu olabilmesi için, sağlıklı yaşayabilmesi için. Bakalım arkadaşlar. İnşallah her şey hayırlısıyla gönlümüzce olur. Evim gördüğünüz gibi. Buraları kaç gündür uğraşıyoruz. Toplamaya falan bir şeyler yapmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. İnşallah düzene gireceğiz. Sizler de destek olmak amacıyla videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve dediğim gibi hangi hayvanı almamı istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Onun haricinde de öneriniz varsa video konseptleri vesaire yorumlarda bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.